zaten. Arkadaşlar herkese günaydın. Günaydın. 23 Mart sabah saat 6'ya geliyor. Halkalı tren garındayız. Maceraya atlıyoruz. Başlangıç. Bandırma. Bekle bizi geliyoruz. Trenin kalkmasına 10 dakika var. Bakalım ne kadar sürede varacağız. Karşıda Ankara-Konya hızlı treni var. Burası muhteşem büyük bir gar. Evet, Metin buyurun. Evden getirdiği sandviçi kardeşiyle paylaşıyor, sağ olsun. Ellerinize sağlık. Saat 7 feribotuna yetiştik. Yani son dakika golü. 2 gün önce alsaydık, 3 gün önce bilet 55-56 liraydı. 86 liraydılar. Hay Allah ya, bu kadar da fark olmaması lazım. Yani 86 lira bir bilet. Bastım ayağa, gelmek üzereyim. Kapıdağ yarımadası karşısı. Saat 10 civarı. Hatta tam 10. Ana yola çıktık. Şu an Bandırma'dan çıkış yapmak üzereyiz. Evet, Beşiktaşlılar. Beşiktaş çeşmesinden su içiyorlar. Bandırma'dan çıktık. İlk çeşmemiz bu. Zafer hemen sigarasını yaktı. İnşallah bırakacak bugün. Her şey yolunda. Hava mis gibi. Çok güzel. Arkadaşlar, Cengiz arkadaşımızın yaptığı şarj cihazı ne oldu? Ne oldu Cengiz? Amatör şarj cihazı yokuş aşağıya inerken hız 46 km'ydi. Çok fazla yüksek voltaj geldi girişe. 35 voltluk kondansatör koymuştum. 35 voltu geçti demek ki girişteki. Kondansatör patlamıştı. Az önce Metin'in lastiği patladı. Bir cam girdi. Onu tamir ettik. O yüzden bir 15-20 dakika rotor yaptık. Her şey yolunda. Gölenin merkezi. Burada fiyat listesi var. Şu karşıda gördüğümüz otel Yıldız Otel meşhur. Burada Yeşil Otel var, Güneş Otel var. Burası Burası halka açık havuzlu hamam. Havuzlu hamam. Buradan giriliyor içeri. Kocaman havuzu var. Erkekler kişi başı 11 lira. Öğrenci 8 lira. Evet, şurası Gönen'in parkı. Tabi Gönen'deyiz. Gönen kaplıcalarını geziyoruz. Bakın, jacuzzi'li. Çift küvetli kabinler. Burada fiyatlar yazıyor. Kullanım süresi 1,5 saat. Gönen'den çıktık. Ekşidere kaplıcasına gidiyoruz. Yolların güzelliğini göstermek istedim sizlere. Ekşidere kaplıcasına gelmek üzereyiz. Balcılar köyüne geldik. Burada Gönen çayının üstünde bir köprü var. Burada geçiyoruz. Ekşidere köyüne geldik. Buradan da Ekşidere Dağ alıcısı. Dağ tırmanacağız 3 kilometre. Ha gayret arkadaşlar. Çok şirin, güzel bir köy. Ekşidere Dağ alıcısına tırmanıyoruz. Çok dikmiş. Dağın tepesinde Ilıca. Oh. Ekşidere
Rakap düzesine geldik. Ortalık sakin. Atla! İzlerimlerinizi anlatır mısınız? Nasıl, beğendiniz mi burayı? Millet zevkten tek elime gidiyor. Herkesi çekiyorum. Hadi anlatın, burayla olan ilgili şey var. Burası böyle. Çok sıcak, gördüğün gibi çekil bir rahat. Bak Metin amca geliyor aşağı, suya. Şimdi daha telefon gidiyor. Metin'in büyük ısrarları neticesinde hamam sefamızı da yayınlıyorum. Çekme, çekme, paparazzi, yanılmayacağım. Arkadaşlar, havuzun yanında böyle Osmanlı kurnaları, çok güzel hamamı. Arkadaşlar, Ekşidere Dağ Alıcısı'nın gezinme alanlarında geziniyoruz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Annemizi okuyoruz. Arkadaşlar, saat 8, sabahleyin banyomuzu yaptık. Şu gördüğünüz kaplıca tesisi, Ekşidere Dağ Kaplıcası. Gökte ay, güneş dağın arkasından doğuyor. Kuş sesleri arasında böyle bir yoldan Güneşli köyüne geldik. Burada Günen yolu üstünde köy konağı diye bir tesis var. Çoklar 30 lira köy kahvaltısı serpme. Reklam yapacak şimdi İstanbul'da bisikletçi arkadaşlar. Yani mekan çok güzel. Mekan çok güzel. Kışlık, yazlık hepsi var. Dışarıda da mekanlı var. Açık hava. Hava güzel olunca dışarıda servis yapıyorlar. Çocuklar için oyun parkları var. Burası Gönen Ekşidere Kaplıca yolunda Güneşli köyünde hemen içinde. Gönen'e doğru hareket ettik. Gidiyoruz arkadaşlar. Hava muhteşem. Güzel. Soğuk ama çok güzel. Gönen Gündoğdu mahallesindeyiz. Gönen'in içini geziyoruz. Tipik Gönen evleri. Sonradan betonarme olan Gönen evleri. Burası Gönen'in pazar yeri. Ne zaman kuruluyor pazar? Salı günü mü? Evet, sağ ol arkadaşım. Salı günü pazar kuruluyor. Kapalı pazar alanı. Hani gerçekten muhteşem bir yer yapmışlar. Pazar yeri muhteşem. Bir de arkadaşlar, Gönen'in çeşitli yerlerinde böyle çeşmeler var. Sevil çeşmeler var. Bunlar Kaz Dağları'ndan hat çekilerek buraya getirilmiş. İsteyen geliyor, dolduruyor buradan. Parasız, bedava. Vatandaş geliyor, dolduruyor buradan. Arabasını atıyor bidonları. Bu sular şeker gibi. Hani bizdeki tanınmış markaların hiçbir tanesi bunun lezzetine yaklaşamaz. Harika sular. Genenden ayrılıyoruz. Manyas Gölü, Kuş Cenneti'ni görerek Bandırma istikametinde gideceğiz. Güzel yolan yerlerinden birilerini biliyor. Ne abi? Yollar çok düzlük. Tam bisiklet yeri. Arkadaşlar, burası Kalfaköy. Bandırma'ya Manyas yolu üzerinden gidiyoruz. Geldiğimiz yoldan gitmiyoruz. Geldiğimiz yol o yerdeydi. Gönen arkamızda kaldı. Arkadaşlar, bu sarı çiçeklerin ne olduğunu merak ettik. Cengiz Turp olduğunu şey yaptı, merak etti. Bir tanesini söküyoruz. Çok ıslak olduğu için. Başka çek var öyle. Çekiyoruz, bakalım ne çıkacak. Turp falan değil. Ama bu belki daha olmadı işte yani. Ama birazcık azıcık bir şey olurdu en azından. Isır bakalım bir. Tadına bak bakalım bir.
karşısı Sazların arkası Manyas Gölü. Biraz sonra ulaşacağız. Çok şiddetli bir rüzgar var. Kuzeyden esiyor. Arkadaşlar Akçaova köyüne geldik. Burada bir çay molası. Yolda Hacı Kadir arkadaşımla tanıştım. Arabasını zaten karavan haline getirmiş köylere. Köylere süt sağma makinelerini tamire gidiyor. Bana da sağ olsun süt ikram etti. Hacım arkadaşlara bir selam söyle. Allah'ın selat ve selam üzerinize olsun. Yolunuz açık olsun. Sıhhatiniz daim olsun. Allah razı olsun. Manyas Gölü'nün bir kenarındayız. İleride şurada flamingo kuşları var. Yani rüzgarın şiddetini anlamadığınız için göldeki dalganın şiddetini görün istiyorum. Deniz gibi dalgalı. Sanki lodos. Ama burada kuzey denizi rüzgarı. Manyas Gölü ile artık son temasımız. Yol bundan sonra mandırmaya sapıyor. Her taraf ekili. Ekim var. Hayvan yemi var. Soğan tarlaları var. Saat 5.30. Feribotun saatini bekliyoruz. Sağ salim buraya kadar geldik. İnşallah evimize ulaşırız. İnsanlar cıvıl cıvıl. Hava güzel çıkmış. Thank you.